Şimdi geçiyoruz iktidarın müjdelerine. Arkamda tabii ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüyorsunuz. Çünkü o müjdelere yönelik tepkisi var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Arka arkaya konut projeleri. Dar gelirli için konut, orta gelirli için konut, toplu konut projeleri açıklıyor iktidar ama o konut projeleri açıkladıkça ki zaten dar ve orta gelirlere hitap etmedikleri aşikar ortada, yani 24 bin lira, 38 bin lira gibi aylık taksitlerin ödenmesi gereken konut projelerinden. 0.69'da 4 milyon liralık ev almanız gereken konut projelerinden söz ediyoruz. İşte tam bu noktada bakınız taksitler 24 bin, 38 bin, 40 bin, 4 milyon, 3 milyon, 5 milyona evlerin alındığı bir zamandan geçiyoruz. Neden? Çünkü iktidarın ekonomi politikaları. Çünkü iktidarın her tür uygulamaları. Geldiğimiz nokta bu. İşte bu fiyat artışları üzerinden hele ki konut projeleri açıklandıkça daha da fazla artan kira ve konut fiyatları üzerinden ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tepkisi vardı. Ortaya çıkan barınma sorununda yabancılara konut satışının da etkisi olduğu uzun süredir tartışılıyor. Bir de ona yönelik değerlendirme yaptı CHP lideri. Ve 6 ay sonra 5 yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz açıklamasıyla 6 ay sonrayı bekleyenlere bir müjde verdi. Kiracılar korkuyor evden çıkartılırım diye yüksek tutuyorlar. Ev sahipleri çok insafsız. Gıda, hazır giyim, ulaşım, sağlık. Hayatın hemen her alanında yaşanan hayat pahalılığı vatandaşın en temel gündemi haline geldi. Ancak bu zamların belki de en yakıcı hissedildiği yer konut kiraları oldu. Kiralar bayağı bir yüksek ve bizi de kurtarmıyor dediğiniz gibi aylıklar 8,5. 8,5 liraya aslında hiçbir şey yapamazsın yani. Hele de 3-4 tane çocuğun varsa. Ev sahiplerine tanınan yasal sınır %25. Gerçekte istenen zamlar %100'ün üzerinde. Krize Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sessiz kalmadı. Krizin önemli gerekçelerinden biri olan yabancıya konut satışına dikkat çekti. Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra 5 yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır. Akıl sır erdirmeyecek bir şey. Hani kimlerin cebi doluyor? Kimlere ulaşılıyor? Bu kadar fakirlik niye? Konut kiralarında yaşanan kriz verilere de yansımış durumda. İstanbul Planlama Ajansı'nın son araştırmasına göre Türkiye kayıtlara konut fiyatlarının en yüksek arttığı ülke olarak geçti. Kısa bir süre önce benzer sorun yaşayan Kanada'da yabancılara konut satışına yasak getirmişti. Ev sahibi için az, kiracı için çok. Çünkü fiyatlar çok dengesiz. Ev sahibime devlet %25 hak tanıdı. Ben %25'i az buldum, %50 yaptım ama ev sahibi yine memnun değil.